Günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'da Artvin Karin Karayolu'nda meydana gelen heyelan nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Artsakh Cumhuriyeti'nde ilk kez metal bakır üretimine başlanması planlanıyor. Tıbbi malzeme ve teçhizat yüklü ilk uçak Sırbistan'dan Yerevan'a ulaştı. Asad, ABD yaptırımlarına karşı çıkmak için müttefiklerle işbirliğini genişletiyor. Libya'da Türk sürtüşmesi endişe verici. Gandzasar'a bir haçkar yerleştirildi. Agarak adlı koruma alanında yenileme çalışmalarına başlanıyor. Batı Ermenistan'daki Artvin Karin Karayolu'nda meydana gelen heyelan sonucu yol trafiğe kapandı. Ekipler yolu ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor. Yusufeli ilçesi sınırlarında bulunan Yeniköy mevkinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak sel heyelana neden oldu. Heyelandan dolayı yamaçtan kayan toprak ve taşlar karayoluna doldu. Artvin Karin Karayolu güzergahı Yeniköy mevkii ulaşıma kapandı. Karayolunda çift yönlü uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgeye gelen ekipler yol açma çalışmasını sürdürüyor. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Maliye Komitesi Başkanı David Boğosyan, Artsakh Cumhuriyeti'nin büyük vergi mükellefi olan Base Metals Limited şirketi müdür Arthur Mığırdumyan ve şirket temsilcileriyle 18 Haziran'da makamında bir araya geldi. Şirket, bakır cevherinin hidrometalurjik yöntemle geri dönüştürülmesi sonucundan metal bakır tozu üretimine başlanmasıyla ilgili gelecekteki projeleri sundu. Sırbistan'dan tıbbi malzeme ve ekipman taşıyan Air Serbia hava yollarına ait ilk uçak Ermenistan Cumhuriyeti'ne geldi. Yarın ise bir başka uçak gelecek. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, ülkesinin Ermenistan Cumhuriyeti'ni desteklemeye hazır olduğunu vurguladı. Salgına karşı mücadeleyi desteklemek için Sırbistan-Ermenistan Cumhuriyeti'ne 10 yapay solunum cihazı, hastanın durumunu kontrol eden 10 adet monitör, 500.000 cerrahi ve 100.000 solunum maskesi, 25.000 koruyucu gözlük, 25.000 tıbbi koruyucu üniforma ve diğer gereçleri sağladı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarının sözde Sezar yasasının uluslararası hukukun ihlali olduğunu söyledi. Musavi'ye göre İran, Suriye tarafıyla işbirliğini derinleştirmeyi planlıyor. Bu bilgi Suriye resmi haber ajansı Sana tarafından bildirildi. Daha önce Suriye'nin yeni başbakanı Hüseyin Arnus, İran Devlet Başkan Yardımcısı Danışmanı Hassan Danafar liderliğindeki İran heyeti ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi için atılacak diğer adımları görüşmüştü. Mevcut bilgilere göre taraflar görüşme sırasında mal alışverişini teşvik etmek ve ortak araştırma laboratuvarları geliştirmek için mekanizmaları da göz önünde bulundurdular. Türkiye'nin Akdeniz'deki Neo-Osmanlı küstahlığı birkaç gün önce 11 Haziran'da gün yüzüne çıktı. Libya'ya silah tedarikiyle ilgili ambargoyu NATO'nun Sea Guardian misyonu çerçevesinde denetleyen Fransız Courbet savaş gemisi incelemek üzere Misrat'a yönelen Türk yük gemisine yaklaştı. O esnada eşlik eden Türk fırkateyn tarafından aydınlatıldı. Modern savaş şartlarında böyle bir hareket geçmişteki bir silah uyarısı ile aynıdır. Başka bir deyişle NATO üyesi ülkeler için kesinlikle kabul edilemez olan son derece saldırgan davranışlardan bahsediyoruz. Amerikalılar ölümcül bir sessizlikle karşılık verdi. Emmanuel Macron'u 2019 Kasım ayında Kuzey Atlantik İttifakı'nın beyin ölümü hakkındaki ifadesi nedeniyle eleştirdiler. Muhtemelen Fransa Cumhurbaşkanı haklıydı. Artsakh Cumhuriyeti Başpiskopos Yardımcısı ve Gandzasar'ın papazı Der Sahak Vartabed Shakaryan'ın inisiyatifiyle ve ülkenin dini önderi Barkev Piskopos Mardirosyan'ın kutsamasıyla Gandzasar'da Artsakh Piskoposluğu'nun yeniden açılmasının 30. yıl dönümü nedeniyle bir haçkar yerleştirildi. Artsakh Cumhuriyeti Piskoposluğu Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Gandzasar'ın papazı olan Sahak Shakaryan bunu Artsakh-Press muhabiriyle yaptığı konuşmada ifade etti. Onun dediğine göre haçkarın resmi açılış töreni 19 Temmuz'da Vartavar Bayramı'nda gerçekleştirilecek. Armenpress salonunda gerçekleşen basın toplantısında Ermenistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi Arkeoloji ve Etnografya Enstitüsü Müdürü Pavel Avedisyan, Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin Agarak adlı tarihi ve kültürel koruma alanının yenilenmesi için mali kaynaklar sağladığını ifade etti. Pavel Avedisyan şöyle dedi: Agarak'ta birçok önemli bölümü ayırdık. Amaç turizm ürünü olarak sunulabilmesi için bu alanda uygun altyapıyı sağlamaktır. Çalışmalar anıtların güçlendirilmesi, geçitlerin organizasyonunu, çatıların inşasını, otoparkların oluşturulmasını öngörüyor. Ona göre antik alanın yenilenme çalışmaları başlangıçtır. Hedefi Ermenistan Cumhuriyeti'nde büyük bir proje bağlamında arkeoparkların oluşturulmasıdır. Bir sonraki hedef arkeolojik anıtların sanal müzesinin oluşturulmasıdır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Samus adlı koronun seslendirdiği Ermeni halk şarkısı Garos Haç adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.